Çok kıymetli Silivri hemşehrilerim, İstanbul İl Başkanlığımızın başlattığı Yüz Yüze Yüz Gün adlı programla siz kıymetli hemşehrilerimizle, siz kıymetli komşularımızla, milletvekillerimizi, sayın bakanlarımızı, sayın belediye başkanlarımızı kapı kapı dolaşarak, sokak sokak dolaşarak, mahalle mahalle dolaşarak bir araya getiriyoruz. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok ciddi yatırımlar yaptığı ve çok ciddi işler yaptığı dönemde son 6,5 yılın içerisinde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten ve Silivri hemşehrilerimizin gönlünde, kalbinde çok ama çok ayrı bir yeri olan, teveccüh gösterilen, sevilen, sayılan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bakanımız sizlerle birlikte. Ben sizlerin nezdinde bugün Silivri'li hemşehrilerimizle buluştuğu için ve sizlerin nezdinde Silivri'ye yapılan yatırımlarda bizleri kırmayıp talimat verip hemen yerine getirdiği için kendilerine ayrıyetten tek tek teşekkür etmiş oluyorum. Silivri'de 3,5-4 yılın içerisinde Sayın Bakanımızın söz verip de İçişleri Bakanlığı üzerinden yaptığı bir dünya hizmetimiz var. Belki bunları söylemek çok hızlı, çok basit, çok kolay gibi geliyor. Fakat bunların organizasyonları, bunların sahaya aktarılması, bunların yapılıp bitip sonuca ulaşması ciddi bir proje ve ciddi bir çalışmaya sebebiyet veriyor. Hemen arka tarafımızdaki kaymakamlık binamızın yenisinin inşaatı şu an başladı. Ve Allah nasıl kısmet ederse bu hükümet konağını daha önceden futbol sahası olarak kullanmış olduğumuz alanda yeni hizmete inşaatı yapılıp bitip yeni hizmete başlayacak. Hemen arka tarafımızda kiralık binanın içerisinde bulunan Emniyet Müdürlüğü binamız şu an çok daha yeni bir binada sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Hakeza jandarma binamız aynı şekilde yeni bir binaya kavuştu. Selimpaşa'daki Şehit Emin İpşir Polis Karakolu da bunlardan bir tanesi. Hizmetler bunlarla bitiyor mu? Hayır, bunlarla bitmiyor. Çünkü Silivri sevdalısı olan Sayın İçişleri Bakanımız, Silivri'yi iliklerine kadar bilen, detaylarına kadar bilen Sayın İçişleri Bakanımız, Kadıköy Akaran arasındaki yoldan tutun da Silivri'de yapılacak olan hizmetlerin birçoğuyla alakalı diğer bakanlıklarla irtibatlara geçip bizleri kırmayarak, Silivri'li hemşerilerini kırmayarak bize çok büyük işler yaptı ve sonuca ulaşmış olduk. Biz sizlerle beraber Silivri'nin bizden sonraki nesillere aktardığımızda çok daha iyi yerlere gelmiş, çok daha başarılı işlere ulaşmış ve ne kadar daha önceden var olan sorunları varsa bunları çözümlenmiş bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için gecemizi gündüzümüze katıp mücadele ediyoruz. Görüyorum ki burada Aknok'ta çalışmasında il başkanlığının sizlerle arasında var olan sahaya çıkarttığımız teşkilat mensuplarımızla sizleri buluşturduğumuz minik aracımızın içerisinde sizlerle bir araya geldiğimiz aracımıza bile bu kadar teveccüh gösteriyorsunuz. Bu teveccüh için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Meydana geleceğimizi biliyordum. Dedim şimdi söyleyeyim. Bunun devamında Silivri'de 2023 yılının hedeflerinin içerisinde ve 2053-2071 yıllarının Türkiye hedeflerini tutturabilmek için Silivri içerisinde yapmamız gereken tüm işleri bir şekilde yavaş yavaş da olsa yerine getirmek istiyoruz. Evet, biz belki yavaş yavaş diyoruz. Yapılanların hiçbir şekilde belki de farkına varmadan sonuçlandığını görüyoruz. Bugün hükümet konağının hayalini kuramadığımız, bugün Emniyet Müdürlüğü binasının hayalini kuramadığımız ama biten, jandarma binasının hayalini kuramadığımız ama biten Silivri'de çok ciddi işlerin yapıldığı, belki de burada saatlerce Silivri'ye 4 yıl 5 yıl içerisinde yapılan işleri
aktaracağımız, anlatacağımız aslında bir alan bu mikrofon. Fakat biz yaptığımız işleri sizlere anlatmaktan ziyade sizlere daha iyi hizmet verebilmek, sizleri daha iyi yaşatabilmek, sizlerle beraber daha fazla hemhal olabilmek ve bu yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde Silivri'de sizlerin teveccühünü kazanabilmek, olurunu kazanabilmek, gönlünü kazanabilmek adına mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bu mücadeleyi devam ettirirken de sizlerle bizlerin arasında bir farkın olmadığını, aslında bizlerin sizlerin birer evladı olduğunu sizlere bir kez daha anlatma fırsatı bulmuş oluyoruz. Birazdan Sayın Bakanımız sizlere tabii ki Türkiye'nin genel siyasetiyle alakalı bir takım hitaplarda bulunacak, anlatımlarda bulunacak. Ben Silivri İlçe Başkanı olduğumdan dolayı, Silivri İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğümden dolayı Silivri ile alakalı dertlerin, Silivri ile alakalı var olan işlerin, Silivri ile alakalı olan sizin sorunlarınızın yerine getirilmesi, çözümlenebilmesi, sonuçlanabilmesi adına bir takım hamleler, çalışmalar ve mücadele içerisinde olan bir kardeşiniz olarak gelen siyasete şimdilik herhangi bir söz söylemeyeceğim. Lakin Sayın Bakanımızın Türkiye'nin içerisinde ciddi manada var olan, yaşanan sıkıntıları, dertleri ve problemleri nasıl çözdüklerini, Türkiye'de gelecek yıllarla alakalı yapacakları çalışmaları ve yapmış olduğu faaliyetlerle alakalı güzel işleri size bir kez daha aktarmış olacaklar. Ben ayrıyeten sizlere hem bakanıma mikrofonu uzatırken hem de buraya gelip bizleri onurlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün sabahtan itibaren doya doya bir Silivri yaşadım. Allah'ıma şükürler olsun. Gittiğimiz her yerde bize sıcaklık gösteren, samimiyet gösteren ve eksiğimiz olsa da aksağımız olsa da bizi bağrına basan Silivrili hemşehrilerimize sizin nezdinizde minnetlerimi, şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Kabul buyursunlar inşallah. Dün bizim akşamleyin Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'nde 3700 subay ve subayımızın mezuniyet töreni vardı. Görmenizi isterdim. Her birisi çakı gibi. Ve her birisi bu ülkenin huzuru ve güveni için hizmete hazır. Her birisi maneviyatıyla, mesleki bilgisiyle, bu ülkede ortaya koyabileceği fedakarlığıyla, fedai can etme anlayışıyla beraber hepimizin dualarıyla dün akşam itibariyle onları görev yerlerine uğurladık. Oradan gece saat 11'de ayrılırken kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e Silivri'ye bugün sabah geleceğimi ve bugün sabahtan itibaren akşama kadar Silivri'de çalışacağımı söyledim. Şunu söyleyebilirim, biraz önce bir yerde de ifade ettim. Gözleri ışıldadı ve Silivri'li hemşehrilerime selamlarımı, muhabbetlerimi, sevgilerimi ilet. Dualarını eksik etmesinler dedi. Bugün sabahleyin partimizi ziyaret ettik. Orada bir istişare toplantısı yaptık. Yapabileceklerimizi Silivri için tekrar gözden geçirdik. Ardından buradan oradan Ortaköy'e geçtik. Ve Ortaköy'de hakikaten çok özlediğim, uzun zamandan beri burnumda kokusu tüten hem bir sohbet yaptık, hem karşılıklı hasbihalleştik, hem de bir köy havası aldım. Ortaköy'ü eskiden beri severim. Ve hem o eski günlerdeki o haller gözümde canlanmış oldu. Hem anlattılar hem dinledim. Öğrendim. Allah razı olsun. Ve hem kabinedeki arkadaşlarıma söyleyeceklerim hem de bir vesileyle burada anlattıklarıyla beraber bizim yapabileceklerimizi orada tekrar değerlendirdik. Orada hemen akabinde eski ismi Araççı olan, yeni ismi de Gazitepe olan Gazitepe köyüne gittik, Gazitepe mahallesine. Yine Allah razı olsun, hanımlar, kadınlar bize bir patriot böreği hazırlamışlar. Biz Gazi Osman Paşa'da kendi mahallemizde iki börek yerdik. Birbiriyle yarıştırırdık. Bizim arkadaşım Sennat'ın annesi vardı. Kıymet yenge. O güzel boşnak böreği yapardı.
Tabii bizi fırına gönderdi. Boşnak böreğiyle fırına böreği koyardık. Alırdık, gelene kadar önemli bir bölümünü de bitirirdik. Bize kızmazdı. Bir de yine Bulgaristan'dan gelen komşularımız vardı. Onlar da patriot böreği yaparlardı. Birbiriyle çocuk halimizle onları yarıştırdık. Allah razı olsun. Bizi bir vesileyle bugün bağırlarına bastılar. Yine Gaziantep'te oradaki hemşehrilerimizle emal olduk. Hem dinledik, hem bize tembihatları oldu, bize nasihatları oldu, bize söyleyecekleri oldu. Onların hepsini aldık, not ettik, kaydettik. İnşallah yapmak üzere de kavilleştik. Ardından yine sivil toplum örgütleriyle, yani burada bulunan hemşehri dernekleri, spor kulüpleri, yardım dernekleri ve Silivri'li dernekler, iş insanları dernekleri, hep beraber bir araya geldik. Yeşilay, Kızılay ve orada yine onlarla birlikte bir programı icra ettikten sonra, bilmiyorum eksik anlatmamışımdır herhalde, buraya vasıl olduk. Buradan da bir belediyeye uğrayacağız. Bir de bizim, Allah razı olsun, bize her afette Silivri'nin kokusunu hissettiren Silivri Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi var. İyi ki de varlar. Yani mazlumun yanında oluyorlar, mağdurun yanında oluyorlar ve zor zamanda insanların yanında oluyorlar. Oraya da bir uğrayacağım. Onlara da bir kalbi teşekkürüm var. O teşekkürümü onlara sunacağım. Oradan da Allah nasip ederse Ankara'ya gideceğim. Ama bu vesileyle sizleri burada görmekten, bir arada olmaktan hepinize çok teşekkür ettiğimi, hürmetlerimi, saygılarımı ifade ettiğimi lütfen kabul buyurun. Dün akşam konuşmamda Sayın Cumhurbaşkanımıza şunu söyledim. Başkomutanım dedim. Bize imkan verdiniz. Bu ülkeyi teröre boğmak isteyenlere müsaade ettirmediniz. Bu ülkede savunma sanayini %20'lerden %80'lere çıkardınız. Bu ülkede jandarmayı, sahil güvenliği neredeyse %100'e yakın profesyonel bir hale getirdiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir bölümünü profesyonel hale getirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, verdiğiniz bu desteklerle, verdiğiniz talimatlarla korkmayan, çekinmeyen ve operasyon kabiliyetini tarihinden alan bir güvenlik güçlerimizle karşı karşıyayız. Allah'a hamdolsun. Size tekmil veriyorum dedim. Şimdi de Silivri'ye tekmil veriyorum. Evladınız olarak tekmil veriyorum. Allah'a hamdolsun. Mersin, Hatay, Osmaniye, Adana ve Adıyaman'ı içinde bulunduran Amanoslardan teröristleri temizledik, tertemiz bir hale getirdik. Yıllarca Karadeniz'de Karadeniz insanlığı ürküten ve korkutan, Eren evladımızın ve Ferhat Has subayımızın katline sebep olan ve birçok insanın katline sebep olan Karadeniz'i temizledik, tertemiz hale getirdik. Allah'a şükürler olsun. Kars'ta Çemçemadur bölgesi denilen bölgeyi teröristlerden temizledik, tertemiz hale getirdik. Burada yine söylemek istiyorum. Erzurum'un bütün bölgesini teröristlerden temizledik, tertemiz hale getirdik. En son hemen İran'ın yanı başında, oradan girmeleri çok rahat olmasına rağmen Tendürek Dağı'nı ve Tendüre'yi teröristlerden temizledik, tertemiz hale getirdik. Allah nasip edecek. Huzurunuzda bir evladınız olarak söylüyorum. Bizim şehitlerimizin intikamını alıyoruz. Hiçbirisini yerde bırakmıyoruz. Ama şimdi milletimize sözümüzdür. Cumhuriyetimizin birinci asrı 29 Ekim 2023'te bitiyor. Bize çok çektirdiler. Bu ülkenin gücünü çok zayıflatmaya çalıştılar. Amerika'yı arkalarına aldılar. Avrupa'yı arkalarına aldılar. Ve bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalıştılar. Şimdi size bir tekmil daha veriyorum. Evladınız ve kardeşiniz olarak Allah bize nasip edecek. Kabarı 2023'te Cumhuriyet'in ikinci asrına başlarken tertemiz yapacağız. Cumhuriyet'i tertemiz yapacağız. Beslendirileri tertemiz yapacağız. Evet. Ve Ağrı'dan bana kadar her noktayı tertemiz yapacağız. Ve 124 teröristi kimini teslim alacağız, kimini etkisiz hale getireceğiz. Bunları yaparken
Bunları gerçekleştirirken şunu ifade etmem lazım. Allah'ımıza şükürler olsun. Hepinizin huzuruna teşekkür ediyorum. Tarihinde ilk defa, Cumhuriyet tarihinde ilk defa Türk Silahlı Kuvvetleri dışarıda ve sınırlarımızda, öbür tarafta jandarmamız, emniyetimiz içeride, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet İstihbarat Teşkilatı hep beraber omuz omuza tarihin en büyük güç birliğini yaparak, evet, Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışanlara, oyun kurmaya çalışanlara öyle bir plan hazırlıyoruz ki, isterse arkasında Amerika olsun, isterse arkasında Avrupa olsun, onlara bu ülkeyle uğraşılmayacağını sizin verdiğiniz destekle, sizin verdiğiniz güçle gösteriyoruz inşallah. Bir şeyin altını çizmek isterim. Bakın, terör örgütüne biz tarihin en büyük zayiatını veriyoruz, doğru. Bir yılda 5554 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 51, bu yıl şu ana kadar 31 kişi. Bitme seviyesine geldi. İknaya, yani onlardan teslim aldığımız, karşı taraftan getirdiğimiz onun iki katından daha fazla. Yani onlardaki tesirimiz bizim daha fazla. Ve bunu sağlıyor ve bunu gerçekleştiriyoruz. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Amerika son 3 yılda terör örgütü PYD ve PKK'ya 2 milyar dolar resmi yardım yaptı. Biz her şeyin farkındayız. Eğer bir milim bir rehavetimiz olursa, boşluğumuz olursa, FETÖ'yü orada besliyorlar. Yanlış söylemiyorum değil mi? Amerika'da besliyorlar. Adamlarını Amerika'da besliyorlar. Dünyanın her ülkesinde neredeyse kendi ransaymanlarıyla, kendi mektuplarıyla beraber Amerika onları dünyanın her noktasına gönderdi. Allah'a şükür FETÖ'ye karşı canıraş bir mücadele ortaya koyduk, koymaya devam ediyoruz. Aynen DAEŞ'e karşı, DAEŞ-KPC'ye karşı bir büyük mücadele ortaya koyduk, koymaya devam ediyoruz. Bir gram, bir milim, bir rehavet ortaya koyarsak Almanya'da duruyorlar, Avrupa'da duruyorlar, Amerika'da duruyorlar. Amerika onları bir vesile besliyor, Avrupa besliyor, gelirler çöreklenirler. Eğer biz onların sözlerine baksaydık, bugün bu Hakkari'nin hemen karşısında Hakurk vardır. Hani Türkiye'nin bir haritası var ya, ucu var Hakkari'ye doğru, şöyle geliyor. Oradan Akdeniz'e kadar, yani Hatay'a kadar bir terör koridoru oluşturmak istediler. Hatırlarsınız, Zeytin Dalı operasyonu yaptığımız zaman Amerika ve Avrupa'nın başkentleri ayağa kalktı, giremezsiniz dedi. İstedikleri PKK'yı ve PYD'yi orada korumaktı. Buna müsaade etmedik. Ve biz orada Cumhurbaşkanımızın iradesiyle beraber bize ambargo koydular. Bizim tanklarımızı kullanamazsınız dediler. Bizim mühimmatlarımızı kullanamazsınız dediler. Ama Türkiye 21. yüzyılın başından beri öyle bir adım attı ki savunma sanayinde hepimizin gurur duyacağı, bize mühimmat vermediler, bitip orada ayazda kalacağımızı düşündüler. Ama bizim evlatlarımız bir ay içerisinde şurasında Ayıldız sevdasıyla yetişmiş, şurasında Ezan-ı Muhammedi'nin sesiyle yetişmiş evlatlarımız bir ayda Amerika'ya, Avrupa'ya biz size bakmıyoruz, kendi mühimmatımızı yapıyoruz dediler ve Afrin'den teröristleri temizlediler. Terör koridoruna müsaade etmedik. Etmiyoruz da. Aynı zamanda özgüvenimiz yerine geldi. Bugün Libya'da varız. Doğu Akdeniz'de doğalgaz arayamazmışız. Kim demiş? Amerika. Kim demiş? Avrupa. Kim istemiş? Yunanistan. Aradık, ne oldu? Arıyoruz, ne oldu? Topunuz bir araya gelseniz ne olacak? Türkiye eski Türkiye değil. Ayasofya'dan ezan sesini dünyayla buluşturan bir Türkiye. Türkiye eski Türkiye değil. Azerbaycan'da, Karabağ'da, Azerbaycan'da Türk bayrağını yan yana sallandıran bir Türkiye. Ve bunu sağlayan güçlü bir liderimiz var. Bakın, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bugün varız, yarın yokuz. Belki yarım saat sonra, bir saat sonra Emre Abbaki olacak. Biz Müslümanız, teslimiz. Bizim inancımız var.
Ama bilmenizi isterim. Dünyanın gözü, özellikle mağdurların gözü, Amerika'nın ve Avrupa'nın tasallutu altında yıllarca sömürgede kalmış ülkelerin gözü, madenlerini sömürülmüş ülkelerin gözü, Suriye'den Irak'a kadar, Yemen'den Libya'ya, Lübnan'a kadar, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar, Balkanlara kadar, bize ağabey diyen, can diye bakan ülkelerin gözü Türkiye'de. Sadece kendimiz için güçlü bir şekilde ayakta durmamalıyız. Yeter artık. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür derken bir şey ifade ediyor. Yıllardan beri Batı'nın bütün sorunlarını doğuya yıkan, bütün problemlerini doğuya yıkan, açlık içerisinde, yoksulluk içerisinde, fukaralık içerisinde bırakan bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Bizden korkuları şudur. Ekonomik saldırılarının sebebi şudur. Burada ses çıkarabilen bir tek ülke var. Burada evet, onların sözlerine karşı ayakta durabilen bir tek ülke var. Korkutamadıkları, ürkütemedikleri bir tek ülke var, o da Türkiye'dir. Altyapımız bugün 100 yıllık bir altyapı olmuştur. Hem gelecekteki eksiğimizi kapattık, hem de geçmişteki eksiğimizi kapattık. Çünkü geçmişimize de çok müdahale ettiler. 10 yılda bir darbe yaptılar, 20 yıl 30 yıl bizi geriye getirdiler. %8000'lik gecelik faizler uyguladılar. Bizi Amerika'dan, Avrupa'dan böyle parmak salladılar. Siz kimsiniz, yapamazsınız, beceremezsiniz. Siz gerçekleştiremezsiniz dediler. Allah'ımıza hamdolsun. Biz bugün yapıyoruz, beceriyoruz ve gerçekleştiriyoruz onların yanında. Kıymetli sinirli hemşehrilerim. Şurada Avrasya yapıldı. Yapıldı mı? Marmara yapıldı. Ben anlattım bugün Silivri'deki birkaç yerde. Burada da söylemek isterim. Benim eşim de Almanya'daydı. Geldi burada, evlendik. Orada çok küçük çocukken gitti. İlkokulu, ortaokulu, liseyi hep orada okudular. Sonra geldiler. Onlar anlatırlardı geldiklerinde. Ya denizin altından böyle bir tünel geçiyor. Öbür tarafa gidiveriyor. Ya köprüyü anladık da denizin altından nasıl tünel geçiyor? S-Bahn var, U-Bahn var. Ya kardeşim, metrolar var, bilmem neler var. Biz de kendimizde ne zaman olacak diye düşündük. Şimdiki gençlere sesleniyorum. Biz hep bu özgüvenin eksikliği içerisinde büyüdük. Hep bize kafamızı kaldırdığımız zaman otomobil yapmak istedi bu ülke kafasına vurdular. Uçak yapmak istedi bu ülke kafasına vurdular. Ve bizi hakikaten hep hakir gördüler, hor gördüler, küçük gördüler. Ve mümkün olduğunca yolumuzu engellemeye çalıştılar. Şimdi denizin altından giden tünelimiz var. Hızlı trenlerimiz var. 56 vilayette havalimanımız var. Bundan 5 yıl önce dedim ki, İçişleri Bakanlığımın birinci yılıydı. Öyle bir teknolojiyle geliyoruz ki teröristler dağlarda adım atamayacak. Başta Cumhuriyet Gazetesi olmak üzere benimle dalga geçtiler. Dediler ki İçişleri Bakanı sallıyor. Şu anda vallahi mağaralarından çıkamıyorlar, billahi mağaralarından çıkamıyorlar. Yağlarımız, yağlarımız, siyahlarımız, mühimmatlarımız, profesyonel güvenlik görevlilerimiz, kahramanlarımız, jandarmalarımız, Mehmetçiğimiz, polisimiz, özel harekatımız, hepsi aç kaldılar mağaralarında. Adım atamıyorlar. Türkiye İHA'larını ve SİHA'larını yaptı. Yetmedi, şehir hastanelerini yaptı. Yapmaya devam ediyor. Hiç geri durmadı. Ben çok iyi biliyorum. Bir gün Genel Başkan Yardımcısıyken Sayın Cumhurbaşkanımız o günün bir yöneticisine, bugün bize değil, ben bu şehir hastanelerini istiyorum dediğinde, efendim bunlar rentable değil, bunların yapılması mümkün değil, biz bu işten çok zarar ederiz dedi. Dünyada pandemi krizinde hastanelere insan almazken bizim şehir hastanelerimize dünya parmak ısırdı, parmak. Bu vizyondur, bu öngörüdür, bu Tayyip Erdoğan'ın milletine olan hizmetkarlığının bir karşılığıdır. Sadece o mu? Artvin Yusufeli'ne, Artvinler varsa onlara sorabilirsiniz. Orada bir baraj yapıldı Yusufeli'nde. Dünyanın en büyük barajı.
Dünyanın en zor coğrafyasında. Oraya girdiğiniz zaman, orayı gördüğünüz zaman, Allah'ım bu hangi kuvvetle ve hangi kudretle yapıldı acaba diye insanın kendisine sorası geliyor. Allah'a şükürler olsun. Hazırlıksız değiliz. Onlar enerji krizi içerisinde hazırlıksızlar. Biz yenilenebilir enerji dahil olmak üzere her şeyimizi yapmaya çalıştık. Engellediler. Alman ajanlarını ve diğer ülkelerin ajanlarını buraya sokup tahrik etmek istediler her şeyde. Ama bunların hiçbirine fırsat vermedik. Tam 20 yıldır, 21 yıldır geçmişte yaşadıklarımızın tecrübesiyle, bize yaşattıklarının tecrübesiyle birlikte Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün Cumhur İttifakı ile beraber bir büyük adım atmaktadır. Bir sözü de bir kişi için söylemek istiyorum. Allah razı olsun. Sayın Doktor Devlet Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı, dostluk, sırdaşlık ve bir değerler ittifakı nasıl yapılır? Evet, herkese sandalye ittifakı değil, koltuk ittifakı değil, masa ittifakı değil, makam ittifakı değil, bu millete hizmetkarlık ittifakı nasıl yapılır gösteriyorlar. Ve yine Sayın Destici, Allah bin kere razı olsun hepsinden. Bu vesileyle şunu söylemek istiyorum. Bize itimat edin. Bize güvenin. Evet. Evet, sıkıntılarımız yok mu? Bakın. Dünyada bir pandemi yaşandı. Çin olduğu gibi kapandı. Ve herkes kapandı. Üretim dünyada durdu. Biz üretimimizi durdurmadık. Pandemide dahi büyüdük. Eğer büyümemiş olsaydık ve ondan sonra bu büyümeyi gerçekleştirmemiş olsaydık, bilmenizi istiyorum ki bugün çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırdık. 150 milyar, 160 milyar dolardı ihracatımız. Bugün 250 milyar dolara çıktı. Daha da çıkacak. Üreten bir Türkiye var bugün. Tarihin en büyük turizm rekorunu kırdı Türkiye. Şu anda bu ay itibariyle, bugün itibariyle bunu sağlayabilen bir Türkiye söz konusu. Ama bir taraftan da Avrupa pandemi döneminde tüketemediğinin, aynı zamanda Çin üretemediğinin bir vesileyle sıkıntısını dünyaya bugün yaşatıyor. Talebi çoğalttılar. Ceplerinde kalanı harcamaya, o gün harcayamadıklarını ve tüketemediklerini tüketmeye başladılar. Çin'den navlun bedeli ve nakliye bedeli sebebiyle alamadıklarını da Türkiye gibi piyasalardan karşılamaya başladılar. Böylece elbette ki biz ve etrafımızdaki coğrafyaların mallarının fiyatları yükselmiş oldu. Bunu söyleyeyim. Ama buradan da birçok vesayeti yıktık. Bir, darbe vesayetini yıktık. İki, medya vesayetini yıktık. Üç, özellikle bu ülkenin başına çöreklenmiş, iş dünyasının biz yaparız, biz ederiz diyen bir TÜSİAD vesayetini yıktık. Biz birçok vesayet yıktık. Yargıda bir araya gelip istediğimizi yaparız diyenlerin vesayetlerini yıktık. Şimdi bir vesayetimiz kaldı. Yani üzerimizde demokrasinin kılıcı gibi duran bir tek şey var. O da ekonomik vesayet. Bunu da ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte aşarız. Onun bilgeliğiyle, onun tecrübesiyle. Size şunu söylemek istiyorum. Kıymetli hemşehrilerim. Bunlar, bu Avrupalılar, bu Batılılar Türkiye'ye hayatta dönüp bakmazlar. Hayatta Türkiye'den bir şey istemezler. Çıkarlar olmadıkları sürece hiçbir adım atmazlar. Ama şimdi nasıl oldu? Hepsi teker teker Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin kapısını çaldılar mı? Gıda krizi başladı, ne olursunuz Putin'le konuşun, Zelenski'yle konuşun. Bu işi ne olursunuz bir çözün. Çözdü mü? Çözdü. Kim çözdü? Türkiye ve Tayyip Erdoğan çözdü. Çünkü ayakta duruyoruz. Eğer onların istediği gibi olsaydık, tükenseydik, zayıflasaydık, güçsüz düşseydik, biz bunu sağlayamazdık. Onlar bizi 15 Temmuz gibi darbelerle yok etmeye çalıştıkları sürece biz güçleniyoruz. Ve yine bir şey söylemek istiyorum. Kardeşiniz olarak bakın, Avrupa'da kaç tane hükümet değişti? İngiltere, Almanya, Belçika, Bulgaristan, hepsi
Değişti İtalya, değil mi? Evet. Şu süreççe defalarca. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasaydı da eski sistem olsaydı defalarca bu hükümeti değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi ortaya koyacaklardı. Ama istikrarımızı alt üst edecekti. Bugün ayakta duruyorsak, bugün vatandaşımızı ezdirmiyorsak, bugün çiftçimizi ezdirmiyorsak, bu türbülanstan çıktıktan sonra şunu söyleyeyim, öyle bir altyapıyla çıkacağız ki 2023'te Cumhuriyet'in birinci asrının bitimi, ikinci asrının başlangıcında buna bu millet şahit olacak. Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye yolunda daha hızlı adımlarla sizin sayenizde sizin anlayışlarınızı koşacak. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bize itimat edin. Bizim eksiğimiz olabilir. Bizim aksağımız olabilir. Ama biz bu millete ve bu ülkeye ihanet etmeyiz. Kimsenin önünde menfaatimiz için, makam için eğilmeyiz, düz çökmeyiz. Hiçbir büyük elçinin önünde pazarlık yapmayız, yapmayız, yapmayız. Ve bir kardeşiniz olarak son cümlelerimi söylüyorum. Bana diyorlar ki Allah'ın yüzüne gitmesin. Ben çok çalışan bir adamım. Gecenin yarısına kadar bunu söylerim. Bu milleti uyutmadan uyumam. Huzur içerisinde, sükun içerisinde milletimiz uyusun. Ben ondan sonra uyumak isterim. Çok azdır ondan önce uyuduğum, her hastaysam veya başka bir şeysem. Ama şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Bunun bir tek sebebi var. İlk kez böyle bir fırsat ele geçirdik. Hangi fırsatı? Batı'yı ilk kez böyle yakaladık. Sersefil, dağılmış, sarsılmış bir şekilde yakaladık. İlk kez makasımızı kapatıyoruz. İlk kez Cumhur İttifakı gibi güçlü bir ittifakla bugün ayakta duruyoruz. Ve ilk kez Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü, bilge ve dünyayı avucunun içi gibi bir lidere sahibiz. Bir kardeşiniz olarak ben bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Bu fırsatın kaçmaması lazım geldiğini düşünüyorum. Ülkemiz için, gelecek nesillerimiz için. Burada insanların çektiği ayrışmalara ve ötekileştirmelere gelecek nesillerimizin bir daha düşmemesini istiyorum. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, başı açık başı örtülü, köylü, şehirli bu milleti istedikleri zaman parça pinçik etmeye çalıştılar. Güçlü olursak buna fırsatları olmayacaktır. İşte bu fırsatı yakaladık. Bu fırsatla beraber hep birlikte sadece bizim adımıza değil, etrafımızdaki coğrafya ve dünya adına bunu sağlayabilme kabiliyetine sahibiz. Bunu yaptık bir noktada, becerdik. Yine becerebiliriz. Hep beraber becerebiliriz. Bizden dünyanın beklentisi var. Görüyorum. Onlarca ülkeye gittim. Şu anda Müslüman sokakları. Şu anda o Türk devletlerinin sokakları. Hepsinde bir Türkiye sevgisi. Hepsinde bir Recep Tayyip Erdoğan sevgisi. Hepsinde bu büyük milletin bir sevgisi ve özlemi var. İlgi alanlarımızı etki alanlarına dönüştürdük. Zor zamanda dönüştürdük. Eskiden ilgi duyuyorduk. Şimdi etkiliyoruz. Türkiye'ye getirdiğimiz nokta budur. Bu vesileyle hep beraber sabırla inşallah kim ne söylerse söylesin, hangi yalanı uydurursa uydursun, hangi tezviratı uydurursa uydursun, biz size hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Ay yıldızlı bayrağımızla dünyada hep beraber dalgalandıracağız. Bu vesileyle akşamın bu saatinde sizi beklettik, yorduk ama tekrar söylüyorum. Allah'ıma şükür olsun bugün Silivri'ye doydum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyor. Huzurunuza saygıyla eğiliyorum. Sağ olun, var olun.